Nerede oğlum bunlar? Nerede bunlar? Turi, Pelin! Bastılar gittiler yine. Ha? Yukarıdakiler. Bana haber vermeden öğle yemeğine kaçmışlar. İyi oldu. Ben de kaçayım madem. İyi hadi madem gidip bir tost mosu yiyelim hadi. Tost? Yaşar, benim ufak bir işim var da. Ne işi ya? Bana bir anlat bakayım. Ne oluyor bu ara her gün bir işler? Yaşar'cığım, ben girişimci adamım. Japon borsası, Bitcoin fiyatları indi mi çıktı mı, bakır fiyatları, al sat, bunlar hep bende. Bakır mı alıp satıyorsun lan? Evet, daha dün sattım. Borsada? Yok. Anamın eski tencereleri, kazanları vardı da onları verdiydik. Vallahi tanesi 150 TL'ye gitti biliyor musun? Ben de çok şaşırdım. Vay be dedim. Oldu o zaman, hadi görüşürüz. Talip. Evet. Bunlar benim başıma çorap örüyor. Paranoya yapma ya Yaşar. Hadi görüşürüz. Talip. Sen niye böyle şıksın? Ne alakası var? Niye heyecanlandın ki? Ne alakası var? Kızardın mı sen? Ne alakası var? Kızarmadım abi. Ben gideyim de bekletmeyin iş adamlarını falan. Hadi yakanı gel. Düzelt yakanı. Yakanı düzelt. Yakanı düzelt. Yakanı düzeltirim. Üstü kapalı soygun bu ya. Efendim? Hiç. Gıda fiyatlarına hakim olduğumdan kâr marjını hesaplıyorum otomatikman. Mesleki deformasyon. Neyse, ne yiyeceksin? Vallahi ben bir kuver alayım, en uygunu. Kuver diye ekmekle suya diyorlar yalnız. Biliyoruz herhalde Yıldız'cığım, şaka yapıyoruz. Benim kendimin de restoranım olduğundan o kadarını bilelim yani. Seninki restoransa burası ne? Yani burası restoransa seninki ne? Benim mekanım otantik bir lokal. Her neyse Yıldız. Ben seni aslında başka bir konu konuşmak için... Makarna. Ben makarna yiyeceğim. Porçini mantarlı spagetti. Evet. Et ye ya. Vallahi aynı fiyat. Hem biri hamur, ötekisi en azından proteindir yani. Ama makarna istiyorum. Et ye ya. Vallahi çok günah. O kadar para. Bak mesela ne diyor? Dana pirzola. Yanında da brokoli ve patates rüştü diyor. Patates rüştü? Evet. Patates rüştü, brokoli selami, mantar bekir. Böyle bizim mahallenin bitirimleri diyorsun. Ya da sen neden bahsediyorsun ya? Patates rüştü o. Ha, rüştü rüştü. İki harf için kalbimi ortadan ikiye ayır. Vallahi bravo Yıldız. Ay Melike, bırak Allah aşkına yeşillik fısfıslamaya gel. Bak burada çok güzel test var, yapalım sana. Ne testi? Aşk testi. Bak şimdi ilk soru. Beğendiğiniz erkek aşağıdaki karakterlerden hangisine benziyor? Fi'deki Can Manay, İstanbul gelindeki Faruk Baran, Avrupa yakasındaki Burhan Altıntop. Ne alaka? Altıntop mu kaldı? Neyse, ufak tefek cinayetlerdeki Serhan Aksak. Hangisi? Ha? Beğendiğin biri var dediğine göre. Gibi diyebiliriz. Vay vay vay. Şu Melike'ye bak sen, maşallah. Hangisine benziyor? Yani hepsine biraz benziyor herhalde. Kumral yani. Çünkü sarışın olamaz, bu karakterlerin hepsi kumral karakterler. Açık kumral mı, koyu kumral mı? Adı ne? Kaç yaşında? İsterseniz ben TC'sini, alt üst soy bilgilerini falan öğrenip yarın söylerim size. Yarın? Ha, yarın göreceksin yani. Ha, bir yere mi davet etti? Nereye? Ay, sohbetimiz bal. Ama şimdi ben hem avans aldım hem de çene çalıyorum falan. Ben gideyim şu kış bahçesindeki orkidelere bir bakayım, ışıksızlıktan ölmesinler. Aman bırak. Zaten haftada 10 tane orkide geliyor hediye. Ölsünler, kalan sağlar bizimdir. Yok yok, ben yine de bakayım. Çene çalıyorum bir saattir. Ay dur ayol Melike. Ay nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Kız seviyorum. Kızı sevmiyorum. Zaten bir şeye benzemiyordu. Ne
Vallahi nerelere getirdim bak seni Yıldız ha. Sağ ol. Yalnız buruştu da bayağı iyiymiş. Afiyet olsun. Sağ ol sana da. Şimdi Yıldız'cığım, insanın geleceğini planlaması çok önemli. Babam hep derdi ki, işini, evini, eşini iyi seç. Bu bağlamda... Et! Et nasıl? Ha? Yanında da ıspanak. Ay biliyor musun, geçen gün spor salonunda söylediler, ıspanakta aşırı magnezyum varmış. Magnezyum? Hı, kaslar için. Sen hangi mineralleri seversin Talip? Yıldız, biz niye şu an magnezyum konuşuyoruz? Yani güzel bir element, kendisine lafım yok da nereden çıktı yani? Ben sana başka bir soru soracaktım. Asıl benim sana bir sorum var. Barbara Streisand ölen köpeğini klonlatmış. Hayırlısı? Sorum şu. Sen klonlatabilsen ne klonlatırdın? Para herhalde. Hayal gücüne hayranım. Niye ya? Pratik düşünüyorum. Yani parayı klonlatırsın, sonra istediğini alırsın. Kalpazanlık deniyor zaten ona. Yıldız, biz şu an ne konuşuyoruz ya? Genel kültür. Ne yani, benim genel kültürüm olamaz mı? Tamam, üniversite okumadım ama bir vizyonum var benim sonuçta. Estağfurullah. Ben öyle bir şey dedim mi? Demedim. Sen benim için her zaman en değerli yerde olan, gözümden sakın. Talip, hızlıya. Hızlı hızlıya. Bak eve geç kalıyorum. Vallahi laf edecekler ha. He, kutlarsın, hızlı hızlıya. Kızar sana babam, kızar. Hayır. Yavaş yavaş boğulacağım. Bir dakika. Öğlen de soğan yenilmez ama herkesin özel bir hayatı var. Benim alerji testime çıktı soğan. Ben de anzoluk yapıyorum. Bak, ne diyor ya? Hoş geldiniz. Güzel geçti mi öyle mi? Müdürüm, saat tam birde bakındık ettik, yoktunuz. Ha, 5 dakika bekledik, toplantıdasınızdır diye çıktık. 5 geçe buradaydım. Ama müdürüm, biliyorsunuz öyle tatili 1 saat. Gecikseydik ofise saatinde yetişemezdik. Bana kuralları öğretmeyin Pelin Hanım. Kuralları gayet iyi biliyorum. Hayırdır Yaşar Bey, konu ne ya? Ya ben yemeğe kaçırdım diye kendime kazıyorum. Tüh! Şöyle yaparım mı? Yarın ben sizi yemeğe götürsem. Seve seve müdürü. Tabii olur. Geliriz geliriz ya. Say mı diyorsun? Oldu o zaman.